A'da kimse yok. Bakalım Rip bu oyunu yapabilecek mi? Son 10 saniye. Bu arada molisi var, ultisi var. Bakalım 1'e 3 pozisyonda rakiplerine baktığımızda Martin ve Sasuke'nin canı... Ya moli atmak için geri çıkıyor ama karşısında 2 kişinin çıkma ihtimali var. Ama bunun farkında gibi görünüyor. 2 tane al canlı isim karşısına doğru geliyor. İlk ismi aldı burada. Hemen bıçağını da çekip oradan uzaklaştı. Molotof'unu da gönderecek. Burada imha edilmeye başlanmış. Dur. İmhayı durdurdu. Gelecek o moli. Evet görünüyor. Ultiyi de kullandı orada. Bir an önce kendine avantaj sağlamak istedi. O Molotof'un daha hızlı düşmeyeceğini biliyordu çünkü. Rakip üzerine doğru geliyor. Rip bu skoru da aldı. Birebir durumda şu anda. Molotof hala bitmedi. Rakibin arkasından geldiğinden emin. Rip burada 1-3'te bu round olacak gibi görünüyor. Bir tane smoke gönderdi. Olabildiğince zaman kazandı burada. Smoke içinden çıkan rakibini ilk başta vuramasa da Rip 1-3 durumda bu clutch'ı alıyor. Ve durumu da 5-0'a getiriyor. Burada Bilal az önceki bonus roundun ardından full alım gerçekleştirecek. Ras ve Lego'nun da bu arada silahları var. Hemen hatırlatalım izleyicilerimize. Yeni bir izleyici arayüzü. Yalnız Deadink buradan açılacak. Pek fırsatımız olmayacak mı? Çok hala büyük risk. Yakından gelecek rakiplerinden bir Lego vurdu. Takas gelecek mi? Deadink 3 tane vurmuş. Yani işte yakın mesafe, line up, hizaya dizme böyle bir avantajı var. Deadink büyük ihtimalle sadece mouse 1'e bastı ve 3 kişi birden öldü orada. Yani Deadink'i görmüş olmasına rağmen bence BBL Deadink'in orada... Ve cevuzundan gelen kimse yok ki tek tarafında. Şimdi Lego hızlı bir şekilde sahte girdi ama Min'den kolay bir skor. Uzun tarafında aim DLL'den 2 tane wallbang headshot geldi kutu arkasından. Sahte içerisindeki rakim de vuruyor. Aim DLL döne döne her yeri vurmaya devam ediyor. Deadink kaldı sadece. Onun da yeri belli ve aim DLL'den bela geldi. Muazzam bir oyun. Tek anda ele geçirmiş gibi görünen Haze Clan. Tekvan'ın bu arada pozisyonu çok kritik, çok değerli ama henüz Spike'ı kuramadıklarını belirtelim. Arkadan 3 kişi geliyor. Tamamdan 3 kişi çıkacaklar. Yalnız Tekvan İKS'yi bıraktı rakibinin üzerine. Şimdi yalnız Tekvan'ın pozisyonunu biliyorlar. Üstünde de bir kişi var Tekvan'ın. Kenardan silah da gözüküyor ama Tekvan! Tekvan'ı nasıl bulamadılar? Üçüncü skoru almayı başardı. Maveran bunu Burzy'yi düşürse de yalnız kaldı. Tekvan 24 canlı 3 skoru hanesine yazdırırken roundu da takımına kazandırmış olabilir. Şimdi bir keşif oku geliyor. Maveran'ın buradan kaçması onun için daha hayırlısı olabilir. Noktayı koydu. Fişi çekti Tekvan. Mükemmel bir round geride bırakıyor. Ya pozisyonu Heaven'ın altında ikili aldıktan sonra hamamdan hala iki oyuncu gelecek. Heaven'dan bir oyuncu gelecek. Gidiyor Heaven'ın ile beraber oraya yerleşti. Orada Phoenix'in kolunu şimdi gördü Rus. Oraya flash pick gelecek. Rus'tan hata yok. Kolay bir vuruş olduğu için. İkinci kill de geliyor Rus'tan. Gereken katkı geldi. Üçüncü skor da geldi. Dört de geldi. Rus'tan tek başına Oğuz'un savunması. İlk defa belki de bu kadar iyi işletebildi bu taktiğini. Orada bir panik. Orada bir panik. Rus'un base'den karbon geldi burada. Mosh ve Storbril düşürdü mü? E-Spros göreceğiz. Evet şimdi yavaş yavaş bir kişi uzuna doğru yerleşti. İki kişi de site içerisinde Reyna ve Toronto ve Zistu. Site içerisinde iki kişi de hookadan atlayacak. MDLL atlamak bir skor buldu. Yani aman bir şans geliyordu orada BBL ama. Hala kazanılabilir MDLL. YS'ye dağıttı. MDLL yanıyor şu an birebir pozisyonda. Toronto'nun üzerine gidecek. Toronto'yu bulacak mı MDLL? Dün neler yaptı, bugün neler yapıyor bu çocuk. Ve 11. round geldi BBL'e. Yani zaten büyük avantaj vardı ama MDLL o kadar rahatlık veriyor ki takıma. Önce 3v5'i 3v3'e getirdiler. Ondan sonra 2v3'ü kazandılar round'un sonunda. Bu nedir abi? Ya hadi abi ya. A'dayken de mermi gitmez yani. Ya o kadar tamam da bu değil. Nedir abi? Ama yani çok güzel bir crosshair hakimiyeti var. Gördüğün gibi sürekli cross doğru yerlerde ve rakibinin çıkacağı açıları doğru yakalayıp skoru da almakta zorlu. Şimdi hızlı bir şekilde Sasuke iki tane çantasını da kullanarak yine çok fazla mesafe kat etti. Platform arkasında bir isim var yalnız Basie'den. Agresif bir deneme ve yavaşlatma küresi varken bunun cezasını çekiyor. Sasuke Lurzi'yi de aldı. Şimdi ultisini çekti oradan. Rakipleri kaçmaya çalışıyor ama nereye diyor Sasuke? Mina ayakta kalan son isim.
Mini'nin yalnız geldiği yeri tahmin edebiliyorlar mı acaba? Hayır, edemiyorlar çünkü bombasını buraya kullandı. Sasuke. Rakibinin bölgesinden geliyor. Birini gafil avlayabilir orada. Fakat son anda gördü Sasuke. Ses şimdi kafesinde kullanıyor Mini. Mini zıplayarak evin altına kendini attı. Şimdi çok ince bir açıdan göstermişti orada kendisini. Karşılıklı çalımlar deneniyor burada. Spike'a doğru gitmek yerine ilk rakibini vurdu. Güzel bir headshot Mini'den. Şimdi Spike'a gidecek. Pozisyon avantajı kendisinde. Burada fake vermek yerine çözmeye devam ediyor. Eğer gitmezse üstüne round bitecek. Gitmezse round bitecek. Yetişecek mi? Neredeyse. Son salisi. Binin. Ve bir tane düşürerek başladılar. Bu kritik olabilir. Şimdi C tarafında uzundan yaklaşan aim diyeler oturdu. Phantom ile beraber spray atmaya devam ediyor. Bir tane de klasik headshot'ı geldi. Çok iyi savunma. 4 tane skor. Dediğin son kalan oyuncu o dağ tarafından yavaş yavaş şimdi Windows'a doğru gelecek. Bakalım futbolist nasıl bir ikili oyun deneyecek burada. Hem sağında hem de solunda birisi var Sturman'ın. Sol taraftaki Rip'i gördü. Rip'i düşürdü. Sağ taraftaki Mini'yi de aldı. Sturman'dan 2 skor. Beyaz'ın da çok az canı var. Beyaz rakiplerinin arkasından dolaştı. Bu hamlesi belki de işleri değiştirebilir. Orada olduğunu bilmiyorlar ama Spike arka tarafa kuruldu. Burada yapabileceği hiçbir şey yok Beyaz'ın. Yalnız Spike imha etmeyi durdurdu o noktada. 41 canı var Beyaz'ın şimdi. Rakibin orada fake'ledi olabildiğince zamanı oynuyor Beyaz. Ama tabii dün dediğim gibi Oksijen'in özellikle savunma tarafı çok kötüydü Bilge'yle karşı. O yüzden bence hiç rahat değillerdir bu noktada. O arada teleporttan kurtu kullandı ve Laures aynı taktikte içeri geçiyor teleportun. Bunu çok iyi çalışmışlar. Şu an için henüz deneme şansları olmadı bunun ama ilk defa galiba bu roundda göreceğiz. Çünkü B tarafına gelen bir Oksijen Esports var. Bakalım bu yeme doğru ilerleyecekler mi? Turret'i tabii ki göremeyecek Reis. O turret ses verdiği an itibariyle kapı açılacak. Laures kill'i çıkarttı. Çok güzel hareket. Çok beğendim. Mükemmel. İşe yaradı da. Hatta belki güzel de bir flash pick olsa daha da fazlası gelebilirdi Laures'ten. Yani hani 2-3'te vurabilirdi ama şu an... Sasuke ilk round'u aldılar. Bu ilk attıydı galiba. Mini'yi düşürdü. Neredeyse Beyaz'ı da düşürecekti. Sonrasında bulduğu bir tane skor. İlk bombayla zaten skor almıştı. Bu da son şakasını yaptı. Bu bombayla birlikte 2 bombayla 3 skor tertemiz. Yani kimsenin cross'una çıkmaya gerek yok. Ne gerek var? Üzerine ama ne kadar etkili olduğunu gördük. Yine hızlı bir B taktiğe gelecek. Ve B tarafından Spike yerleştirdikten sonra Utis'iyle beraber Toronto geliyordu ama Rus'tan hazır bir cevap var. Rus'tan ikinci skorda geldi. Rus makine. Seni bulduğu noktada Lurz yalnız. Mogu'yu düşürüyor. Lurz'un sadece 15 canı var ama düşmeden Mogu'yu da aldı Lurz. Spike düşmüştü orada. Yalnız Storm'un harika bir noktadan arkaladı rakiplerini. Spray transfer ve... Ve beyaz ayakta kalan son isim. Yerleştirildi. Sasuke'nin canı çok az. Sasuke sol tarafta, platformun arkasında birisi olduğundan emin Beyaz. Bayağı basit. Bomba ile bir skor, bombotla bir skor bitti. Bombayı gönderdi Heaven altına. Rakibinin canını bayağı yaktı bu arada. O bomba ile beraber. Mersa Mites karşılıklı birer skor ve Mites vurmaya devam ediyor ama yeri çok kötü. Çok büyük sıkışmış durumda. Bir ESE daha geldi. Mites ESE mi gidiyor? Son kalan oyuncu. Ne? Yanlış bir mouse buton mu oldu artık bilmiyorum. Evet. Büyük ihtimalle hani mouse 5 veya mouse 4 diye tahmin ediyorum. Mouse 1'e sıkarken herhalde parmak değdi ya da mouse 3 bilmiyorum. Ulti açıldı bir anda. Çok güzel çok olabilirdi. Çok yazık olmadı mı ya? İnanılmaz yani ellerim kafamın üzerinde. Bunu izlemek gerçekten çok keyifliydi. Çok iyi bir deneme Mites'den. Ama Anatolia yani Esports derin bir nefes aslında. Aldı. Yani belki en zorunu yaptı. Ya bu skorla gerçekten çok zor.